Beni çekin beni. 112 günlük evlilik bitiyor. Ayrılık haberleri var. Kurtuluyorum tamam yani. Babam yanımda çocuklarlık var. Çeşme'de geçtiğimiz yaz evlenen Tuğba Özerk ve Altan Nuh'tan zehir zemberek açıklamalar, karşılıklı suçlamalar ve Tuğba Özerk'in annesinden olayın seyrini değiştiren iddialar. Benim kızım aşk kadındır. Ben zaten hayatım boyunca adamı sevmedim. Telefonu kafama attı. Asıl sebep budur yani. Hala burnumun içi kırık. Sadece 16 hafta önce İzmir Çeşme'de işte böyle evlenmişti ikili. Altan Nuh, Tuğba Özerk'in yurt dışı menajerliğini yapıyordu. Arkadaşlardı, iyi işler çıkartıyorlardı ve para kazanıyorlardı. Sonra arkadaşlıkları aşka dönüştü ve şarkıcı Tuğba Özerk menajer Altan Nuh'la evlendi. Evet. 16 haftalık evlilikte büyük bir olay yaşandı. İddialar, itiraflar ve açıklamaların ardı arkası kesilmedi. Günlerdir taraflardan zehir zemberek sözler geliyor. Beni çekin beni. 16 hafta önce annesinin Çeşme'deki evinde Altan Nuh'la evlenen Tuğba Özerk, eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma kararı almıştı. Tamam. Sorun yok. Hiçbir sorun yok. Sorun sizde. Şu hale bak. Niye böyle yapıyorsunuz çocuklar? Müsaade eder misiniz? Biz çekiyorduk. Babasıyla çıktığı yemekte önce gülümseyen, sonra gözyaşlarına boğulan Tuğba Özerk boşanacağını açıkladı. Ayrılık haberleri var. Boşanıyorum tamam yani. Babam yanımda çocuklar lütfen. Bir ben... Peki ne olmuştu da 16 haftalık evlilik bir anda adeta düşmanlığa dönüşmüştü? Tuğba Özerk'in annesi Günay Özerk, duymayan kalmasının canlı yayınına telefonla bağlandı. Deniz Akkaya ve Seren Serengil'in sorularına adeta ateş püskürerek cevap verdi. Detayları veren ilk isimdi. Oğlum ayağımdaki fabrika kadar beradım. Bunu da biliyor musunuz? Ben zaten hayatım boyunca adamı sevmedim. Evimde nikah yaptılar, benim bahçemde yaptılar. Alaçat'taki evimde yaptılar. Benim evim de burası. Bütün düğün gösterisi tekrar magazin olarak yayınlansın. Dubai'ye ikinci günü dedim ki adamı cinse bakışlarını sevmedim dedim. Günay Özerk kızı Tuğba Özerk'in Altan Nuh'a ilk başta deli gibi aşık olduğunu, bu aşkın gözünü kapkara yaptığını söyledi. Benim kızım aşk kadındır benim kızım. Bir şeye aşık olduğu zaman peşinden koşar. Kötü bir kız değildir benim kızım. Dünyanın en tatlı kızıdır benim kızım. Biz de çok severiz Tuğba'yı. Evet. Aşk kadındır benim kızım. Sevdi, koştu, aşık oldu. Bir şey içinde koştu. İddialara göre Tuğba Özerk eşi Altan Nuh'tan şiddet görmüştü. Ancak anne Günay Özerk Altan Nuh'un kızına şiddet uygulamadığını açıkladı. Kızınıza eşi şiddet uyguladı mı? Bu haber doğru mudur? Asla benim kızıma kimse şiddet uygulayamaz. Benim kızım çok kuvvetli bir kızdır. Kimse benim kızıma şiddet uygulayamaz. O zaman bu haberler doğru değil. En azından şiddet kısmı asla doğru değil. Tuğba Özerk'in eşi Altan Nuh, Amerika'dan duymayan kalmasının canlı yayınına bağlandı. Hakkındaki tüm iddiaları cevapladı. Yani sinirli bakışlarım, işte ayakkabılarımı o almış falan. Bakın ben Los Angeles'ta şu anda Malibu'da yaşıyorum. Tuğba'ya ev adresini, hatta diğer kaldığım yeri de hepsini location olarak WhatsApp'tan gönderdim. Eğer benim ayakkabı alamayacakları param yoksa ben o gönderdiğim location yaşlarda yaşayamam. Bu bir. İkincisi, annesi beni her akşam ararken, oğlum sen çok iyi bir insansın, sen çok iyi damatsın, kızım seni iyi ki sevmiş derken ne oldu da birdenbire böyle oldu? Şimdi ben aslında çok şey söylerim ama... Tuğba Özerk'in annesinin iddiasına göre İzmir'de gerçekleşen düğünün tüm masrafları kendisi tarafından bizzat karşılanmıştı. Yani düğün parasını anne Günay Hanım vermişti. Altan Nuh bu iddiayı bakın nasıl cevapladı. Bakın ben Tuğba ile eski arkadaşım ve arkadaş olarak da kalacağım. Sadece bunu söyleyeceğim. Ama kesinlikle ve kesinlikle benim ayakkabılarım hiç kimse almadı, alamazdı zaten. Allah beni hiç o duruma düşürmedi bugüne kadar. Peki bu düğünün masraflarını siz mi karşıladınız? Annesinin evine, evet, bahçesini? Kredi kartının ekstrelerini, bakın size e-mail adresini verirseniz bana veya bir şekilde bütün kredi kartı ekstrelerini size gönderebilirim. İçkiden tutun da alınan yüzükleri, her şeyin ispatı kredi kartının ekstrelerinde görürsünüz. Altan Nuh eşi Tuğba Özerk'i asla darp etmediğini söyledi. Tuğba'yı darp ettiniz mi? Ben Tuğba'yı darp etmedim. Peki karakolluk oldunuz mu? Kurtuluş'taki bir karakola gittiniz mi? Ben hiçbir karakola gitmedim. Şikayetçi olunmadı mı sizden? Benden hiç kimse şikayetçi olmadı, ben de hiç kimseden şikayetçi olmadım. Peki o zaman neden ayrıldınız? Yani sizin anlattığınıza göre güllük gülistanlık bir haldesiniz. Yani şu anda gerçekten mutluyum, güllük gülistanlık durumdayım gerçekten. Amerika'da yaşamaya karar veren Altan Nuh uzun yıllar yurt dışında yaşadığını ve Türkiye'ye adapte olamadığını itiraf etti. Dubai ile ilgili bir sorunum hiç olmadı. 20 yıl yakın buralarda olduğum için Türkiye'ye adaptasyon dönemim yani çok zor oldu benim. Orada zaten bu kadar kalmamın sebebi de Tuğba'ydı ve bir yerden sonra artık yapamadığımı ve yapamayacağımı anladım. Asıl sebep budur yani. Eğer bunu yani Tuğba'ya sorarsanız büyük ihtimalle aynı şekilde size söyleyecektir. Altan Nuh bir sonraki gün yeniden duymayan kalmasına telefonla bağlandı. İlk canlı yayında şiddete uğramadığını söyleyen Altan Nuh, ertesi gün inanılmaz iddialarda bulundu ve eşi Tuğba Özerk'ten şiddet gördüğünü açıkladı. Ben de kalktım, bavullarımın olduğu odaya gittim. Arkamdan misafir geldi, lütfen beni uğurla dedi. Uğurladık, ondan sonra tekrar odaya geldim. Yüzüme bir tükürük yedim, bir yumruk yedim, bir tekme yedim. Ondan sonra ben de tabii ki kendimi korumak için kendisini ittirdikten sonra daha çok agresif oldu. Tam ittirdiği zaman koridora çıktım. Telefonu kafama attı. Kafamın halini size göndereceğim. Bir sene göndereceğim programdan sonra. Telefonu kafama atınca yere düştü ya. Ben de aldım telefonu. Sinirden telefonu kırdım. Altan Nuh, Tuğba Özerk tarafından saldırıya da uğradığını söyledi. Banyoya gittim. Kendime baktım. Döndüm. Bıçakla birisi üstüme saldırdı. Bir baktım Tuğba. Bize bunların hepsini elimin fotoğraflarını falan gösterdim. İki elimde. Ayakkabılarımı almaya gittiğimde bıçağı karnıma dayadı. Yani eğer kan bıçağı batıracaktı, sağ elim çizildi. Arkamı döndüm, bıçaklayacakken elimi tuttum. Elimin görüldüğü andı zaten. Altan Nuh uğradığı saldırı sonrası şikayetçi olmayacağını söyledi. Ben şikayetçi olmayacağım. Neden olmayacağım? Siz aslında doğru söylediniz. Ben size dün yalan söyledim. Neden yalan söyledim? Çünkü neden biliyor musunuz? Bu bahsettiğimiz kişi Türkiye'nin bir sanatçısı. Benim kendi fikrimce de iyi de bir sanatçısı. Bana dendi ki, delikanlı gibi dendi ki, lütfen hiç kimse bu olayı bilmesin ve bu olay böyle kapansın. Ben de dedim ki, tamam bu aynısı polisler varken evde, arka tarafta da söylendi bana, telefonda da söyledi ben Amerika'ya geldiğimde, daha geçen güne kadar aynı şeyleri konuştum. Onu korumak için evet, yaptınız esasında. Özür dilerim. Size evet, dün yalan söyledim ve bundan dolayı da çok özür diliyorum sizden ama durum budur. Bir süre sessizliğini koruyan Tuğba Özerk katıldığı bir canlı yayında eşi Altan Nuh'tan şiddet gördüğünü açıkladı. Tuğba sen şiddet gördün mü? Evet. Dövdü mü seni Altan? Evet. Nereye vurdu? Burnuma. Hala şiş zaten. Geçtiğimiz akşam Tuğba Özerk'in evine orkestrasından arkadaşları gelmiş, konser ve albüm için hep birlikte müzik dinlemişler. Bu sırada yüksek müzik sesi nedeniyle eşi Altan Nuh'la tartışma yaşayan Özerk darp edildiğini iddia etmişti. O ısırık mevzusu var. Çünkü vuruyor, burnumdan ağzımdan kan geliyor. Anlatabiliyor muyum? Yumruk mu attı sana? Evet. Ya hala burnumun içi kırık. Yani... Ve ben gene de hiç kimseye bir şey anlatmadım, bir şey söylemedim. Artık ne yaptı kendine, nasıl kestiyse bilmiyorum. Yani ne yaptığını. Dikiş attırmış. Ondan sonra fotoğrafları gönderiyor bana. Bak sen yaptın elime bunun. Bir tarafta darp edildiğini itiraf eden Tuğba Özerk, diğer tarafta iddiaları kabul etmeyen, şiddete uğrayan kişinin kendisi olduğunu söyleyen Altan Nuh ve düğün masraflarını ben karşıladım diyerek açıklama yapan bir anne. 2016'nın son günlerinde magazin dünyası bu olayla resmen çalkalandı.